Karavan sevdalıları ya da karavan gönüllüleri. Şu anda da Sakarya Üniversitesi kampüsünün doğayla iç içe olan yerinde, bana göre en güzel yerinde kamplarını kurmuşlar. Karavanlarını çekmişler. Çok büyük bir dostluk, çok büyük bir aile birliği ve sabah kahvaltılarından henüz kalktılar. Biz de kendilerine mikrofonumuzu uzatıyoruz. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Nurettin Küçük Akçakoca'dan katılıyorum. Karavancılığı tercih ettik. Hanım emekli, ben emekliyim. Şimdiden sonra karavanla gezeceğiz. Etkinliklere katılacağız. Evet. Seviyoruz bu hayatı. Şimdi Sakarya Üniversitesi'nin bahar şenlikleri içindeki programı göre, kimin de söyledim, hemen hemen üniversitenin en güzel yerindesiniz. Evet. Açık hava, bol güneş, sabah kahvaltınızı yaptınız. Göl ayağımızın altında. Her şey çok güzel. Evet efendim, size de günaydın. Asiye Hanım, ben Nurettin Küçük'ün eşi. Burada olmaktan çok mutluyuz her şeyden önce. Yani karavan hayatına sevdalıyız. Bütün etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi işte evimiz sırtımızda, onunla her yere dolaşabiliyoruz rahatlıkla. Nasıl anlatayım daha doğrusu? Evet. Yani güzel bir yaşam biçimi yani. Evet. Eğer imkanı olan ya da aklında böyle bir şey olan hanımefendiler, kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani hatta geç bile kaldık biz tercih etmekte. Yaşadıktan sonra anladım ben bunu. Evet. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Peki. Raci hocamızla beraberiz. Raci hocamız öğretmen, değil mi efendim? Evet. Hocam, sizin çok büyük bir özelliğinizi gördük burada. Karavanları bakıyoruz. Hepsi özel yapım. Evet. Daha doğrusu sizin karavanınızı biraz sonra göstereceğiz ama daha modern, daha güzel. Sonra bir de bakıyoruz, siz de minibüse karavan yapmışsınız. Evet. Bu çok enteresan. Bu, anlatır mısın hocam bunu? Ben karavancılıkla hiç öncesi tanıştım. Tesadüfen internette gezerken Gezen Bilir üyesi oldum. 3 yıldır karavancılık yapıyorum. Tabii birazcık da ekonomik nedenlerle böyle bir araç seçtim. Ucuza mal etmeye çalıştım. Bir de karavancılık bana göre mi değil mi? Onları ölçmem gerekiyordu. Aracımdan son derece de memnunum. Dört köşe, içinde gezitimi son derece rahat, kullanımı evet, son derece rahat. 3 yıldır da geziyorum, memnunum. Dağ, bayır, deniz kenarı, göl kenarı, her yerleri geziyorum. Hafta sonları özellikle fırsat buldukça geziyorum. Gezen Bilir üyeleriyle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Karavancılıkta kendimi buldum diye düşünüyorum. Evet hocam, zaten biraz sonra sizin karavanınızı da gezeceğiz. Evet. Değerli izleyicilerimize göstereceğiz. Konuşmamıza sonra devam edeceğiz efendim. Tamam, teşekkür ederim. Efendim, üşüdünüz mü? Biraz serince. Evet, hava. Buyurun efendim, mikrofon sizde. Ben Aynur Taş'tan, Tepedelen. Biz de karavancılığa yeni başladık sayılır. Özgür tatili sevenler, doğayla iç içe olmayı seven insanlara şiddetle öneriyoruz diyebilirim. Güzel bir yaşam biçimi. Bunun için çok para da gerekmiyor. Onu da seyircilerinize mesaj olarak iletelim. Eğer biraz direnirseniz ya da iddialı olursanız bu işi az parayla da yaşantınıza sokabilirsiniz diye evet, düşünüyorum. Efendim, özellikle siz bir hanımefendi olarak sabah evinizde kalkıyorsunuz. Efendim, bir odadan öbür odaya, oradan mutfağa, oradan hole, holden dış kapıya ve en nihayet dışarıya. Ama burada henüz kalkar kalkmaz ilk adımınızda tabiatla baş başasınız. Ya benim için çok güzel bir şey. Evet. Yani karavan sevdalısı olarak herkese tavsiye ediyorsunuz bunu. Tabii. Peki efendim, teşekkür ederim. Evet efendim. Evet, ben de Aynur'un eşiyim, Arslan. Evet. Vallahi karavancılık anlatmakla bitecek bir şey değil. Yani çok geniş. Yani doğanın içinde her türlü doğada ne varsa karavancılığı yapan insanda da o var. Hocam, sizin karavanınızı siz ilk aldığınız zaman ben şu amaçla kullanayım diye bir amaç mı düşündünüz yoksa çok amaç mı düşündünüz? Şey de vardı yani, fazla büyük olmasın yani, hem araç ihtiyacımı görsün hem de içinde yatıp kalkabileyim. Bir de bende epeydir karavan şeyi var. Biz gerçi bunu yeni tam bir karavana geçtik ama ondan evvel biz ufak şey yarışla bile arkasını yatırıp Erdal Beygil'in UKKF'nin organizasyonlarına arada o karavanların arasında ufacık arabamızdan girer. Onlarla birlikte ta Sinop'a, Hanöyüne, Kastamonu taraflarla beraber katılırdık.
Ama bu sevdanız geldi, büyüdü. Sağ olsun Nurettin Bey'in sayesinde iyi bir karavana sahip olduk. Eşimin de dediği gibi çok pahalı bir şey de değil. Gönül işi ama her şeyden. Siz emeklisiniz efendim. Emekliydi. İkimiz de, eşim öğretmen emeklisi. Ben tek elden emekliyim. Yani siz şimdi emekli olup da bir kenara çekip orada oturabilirdiniz. Kaderinize razı olabilirdiniz. Tabii. Ama siz emekliliğinizi bu yöne çevirdiniz ve mükemmel bir hayat sürmeye başladınız. Bence yani bizim Akçakoca'da da şeyimiz var, deniz kenarında evimiz var, bahçe yapıyoruz falan ama yine de bu hayat çok daha başka. Evet değerli izleyicilerimiz, çok enteresan bir konu geldi şimdi buraya. Bakın beyefendi Akçakoca'da deniz kenarında evini dahi bırakmış, bu karavan sevdası karavan gönüllülerinin arasına katılmış. Tabii ki başta da söylediğimiz gibi her şey doğa ve arkadaşlık, dostluk, gezi. Tabii, yalnız tek başına doğa da değil. Yani dostluk da çok önemli. Arkadaşlarla buluşmak, onlarla işte bazen ortak kahvaltıları yapmak, yemekleri yemek, yani ne bileyim iki bardakla bir keyif çıkarmak arada apayrı bir mutluluk. Evet değerli izleyicilerimiz, Sakarya Üniversitesi kampüsü içindeyiz. Karavan kampındayız. Karavan kampı, karavan sevdalıları ve gönülleri adı altında yapılan çok güzel etkinlikler. Biz Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Sayın Başkanı Erdal Ötüken, İstanbul Kamp Karavan Derneği Kurucu Başkanı Sayın Birol Anta ve eşleri Sayın Gülçe Antan'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sayın Başkanım, gördüğümüz bir manzara tabii bizi çok etkiledi. Çok güzel bir manzara. Doğayla iç içeyiz. Hatta şu çekimlerimizde bile hiç bozmamak için şöyle güzel çimenlerin, yeşilliklerin arasındayız. Bize önce bu güzelliklerin altında karavancılığı anlatır mısınız? Şimdi özellikle bize burada kamp yapma imkanını sağlayan Sakarya Üniversitesi'ne, yönetimine teşekkür ederiz. Onların desteğiyle buradayız. Ayrıca bugünkü bu programın çekimi, bu organizasyona büyük destek veren Şaban Mergül arkadaşımıza da çok teşekkür ederiz. Program yapımcımız, evet. Evet, program yapımcımız aynı zamanda. Bu arada şenlikler kapsamında karavan yaşamıyla ilgili bir resim sergisi açtık burada. Evet. Aynı zamanda bir arkadaşımızın tekneyle yaptığı dünya turunu gösteren Cumhur bir resim. Efendim, Cumhur Bey'in, o da Sakaryalı efendim. Evet, Cumhur Bey'in de bir resim sergisi var. Bizim de gene merkez kafeteryada açtığımız bir resim sergimiz var. Onun dışında etkinlikler çerçevesinde gerek konserler, gerek şenlik alanlarında, gerek işte buggy jumping yapan genç arkadaşlarımızı seyretmek, işte akşamları uçurulan dilek balonlarını seyretmekle büyük keyif aldık. Evet. Kampçılık ve karavancılık insanların hepsinin doğasında olan, ruhunda olan ama yapmaya herkesin bir türlü fırsat bulamadığı bir yaşam biçimi. Karavancılık sadece tatil yapmak amaçlı ya da sadece gezme amaçlı değil. Karavan bir araçtır bizim için. Hobilerimizi gerçekleştirecek bir aracımızdır. Mağaracı olabilirsiniz, dağcı olabilirsiniz, offroadçı olabilirsiniz, tatilci olabilirsiniz, kuş gözlemcisi olabilirsiniz. Evet. Bütün bu faaliyetleriniz için karavan bir araçtır. Bu aracı kullanarak her türlü konforunuzu, her türlü ihtiyacınızı, malzemenizi yanınızda götürüp doğanın içinde en güzel ortamlarda hem tatilinizi yaparsınız hem de hobilerinizi gerçekleştirme imkanınızı bulabilirsiniz. Evet, şöyle bir insanların düşüncesi olabilir. Bir karavan alayım da tatile gideyim. Ama gerçi siz şimdi söylediniz, karavanın amacı bir değil, çok çeşitli. İyi bir karavancı nasıl olunabilir? Şimdi karavancı olmak demek sadece direksiyona geçip gaza basmak demek değildir. Karavancı bir kere çevre dostu olması gerekiyor. Çünkü gittiği yeri gerek gürültüsüyle, gerek pisliğiyle, gerek işte görüntüsüyle kirletmemesi gerekiyor. Doğa çünkü sadece bizim tek elimizde değil, bizden sonraki kuşaklara da bırakmamız gereken bir olgu. Artık bunun yavaş yavaş insanlar farkına varıyor. Çünkü bozduğumuz, yıktığımız değerleri bir daha yerine getirmemiz öyle pek kolay değil. Bir ağacı 25-30 senede yetiştiriyorsunuz. Evet. 10 dakika içinde baltayla, testereyle kesip yok edebiliyorsunuz. Dolayısıyla doğanın temel felsefesi, karavancının temel felsefesi doğayı bozmamak. Bunu bozmamakla beraber hobilerinizi, dediğim gibi her türlü hobinizi karavanla gerçekleştirebilirsiniz. İkincisi, eşlerin özellikle karavanda yaşam konusunda hemfikir olması lazım. Çünkü ailenin fertlerinden bir tanesi bu işi sevmediği zaman diğer arkadaşımıza, bayana ya da beye bir takım problemler çıkartabilir. Dolayısıyla özellikle eşlere tavsiyemiz bu işi iki tarafın da severek yapması gerektiği, evet, o zaman bir anlam olacağını söylemekte fayda var.
Efendim normal olarak şu anda sizin karavanınızı ele alırsak bir karavanın içini anlatır mısınız bize? Şimdi karavan imkanlarla orantılı olarak her türlü konfora sahip olabileceğiniz bir araç. Bunun içinde az önce yukarıdaki çekimlerde arkadaşlarımızı göreceksiniz. Bir minibüsün içini karavan haline getirebilirsiniz. Evet. Bir panel vanın içini yaşam mahalli haline getirebilirsiniz. Ya da işte alkuvenli tip, integra dediğimiz tipler, spor tipleri kullanarak daha değişik karavanlar yapabilirsiniz. Bizim karavanlarımız içinde bir evde ya da bir otelde olabilecek her türlü konfor var. Klimasından, sıcak suyuna, sobasından, televizyonuna, uydu anteninden güneş enerji panellerine, buzdolabından ocağına, banyosuna, tuvaletine, yani bir evde, bir otelde olması gereken her türlü konforunuz daha minimum ölçülerde, mevcut alanınızı daha ekonomik şekilde kullanarak yerleştirilmiş her türlü imkanınızın olduğu bir araç. Şimdi efendim bu kamp yerlerinizde elektrik olan yerlerde siz kendi kablonuzdan o elektriği temin edip aracınızı alıyorsunuz. Evet. Diyelim ki elektrik yok ve siz orada birkaç gün kalma mecburiyetindesiniz, kalacaksınız. Şimdi işlemler nasıl oluyor? Şimdi karavanlarımızın normal olarak 220 volttan çok fazla bir bağlantısı olmaması gerekiyor ve içindeki araçlarımızın 12 voltta çalışan araçlar olmasında fayda var. Çünkü aracımızın elektrik ihtiyacını yaşam aküsü dediğimiz aracın kendi aküsünün dışındaki bir aküden sağlıyoruz. Bu akünün belli bir kullanım ömrü vardır. Evet. Bir gün, iki gün idare edebilirsiniz. Bunu takviye etmek için ya demin bahsettiğiniz gibi dışarıdan bir elektrik alarak bu akünüzü şarj eder ve gene karavanınız içinde kullanırsınız. Ya da şu anda hemen hemen bütün karavancıların giderek bu yöne adım atmaya başladılar. Üstüne güneş enerjisi panelleri koyuyoruz. Evet. 1, 2, 3 tane. Bu sizin tüketim miktarınıza bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla hiçbir yatırım masrafının dışında, hiçbir bedel ödemeksizin, hiçbir yere elektriğe bağımlı olmaksızın yaşamanızı sağlayan güneş panelleri var. Bu panellerle akünüzü şarj ediyorsunuz ve yaşamınızı idame ettiriyorsunuz. Evet efendim, yine karavan hakkında fazla fikirler olmayan ama ah bir karavanım olsa diyen kişiler için mesaj istiyorum sizden. Yani şimdi benim ehliyetim yok ve araba sürmeyi bilmiyorum ama param çok, karavan alacağım. Böyle bir şey olur mu? Şimdi motorlu araçlara trafiğe çıkıyorsanız bir kere ehliyetiniz şart. Ehliyetsiz evet. Araç kullanamazsınız. Bu mesaj çok önemli. İkincisi, şu da olabilir. Yani sizin ehliyetiniz olmayabilir. Oğlunuzun ehliyeti vardı. Bir çekme karavan alırsınız. Arabanıza takar götürürsünüz bir kamp ya da bir arsanıza, işte sit bölgesinde bir yeriniz vardır. Götürürsünüz, evet. Karavanınızı koyarsınız. Gerekli tedbirler aldıktan sonra hiç ehliyete ihtiyacınız yok. Orada yaşarsınız. Ama çekmek için mutlaka ehliyete ihtiyacınız var. Hele hele kanunen 750 kilogramın üzerinde bir çekme karavan çekiyorsanız o zaman ehliyet sınıfınızın D sınıf olması gerekir. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Efendim İstanbul Kamp Karavan Derneği Kurucu Başkanı Sayın Birol Anta. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok güzel bir günde, söylediğimiz gibi tabiatın içinde mükemmel bir hava. Efendim siz derneğin kurucu başkanısınız. Evet. Oradan başlayıp da bize karavan maceranızı lütfen anlatır mısınız? Evet, ben eşimle birlikte tabii, Erdal Bey'in söylediği gibi eşim de karavancı olarak birlikte hareket ediyoruz ve karavanı seviyoruz. 2002'de karavancılığa başladım. Karavan alarak. Tabii dernek vardı daha önce de. Fakat İstanbul'da da başka bir ihtiyaç doğdu. Daha bir karavancılığı geliştirmek, bununla ilgili yasaları, kuralları, yönergeleri daha standart hale getirmek, olmayanları yaratmak amacıyla aktif olarak bu işin içine girmek gerektiğini evet. gördük. Dolayısıyla da bu anlamda İstanbul Kamp Karavan Derneği'ni kurduk. Ve bu alanda da çeşitli faaliyetler, etkinlikler başlatıldı. Bazıları sonuçlandırıldı. Şu anda yönetim ve dernek olarak devam ediyor. Bu konudaki gelişmeler de sağlanmaya çalışılıyor arkadaşlarımız. Derneğinizin üyeleri ne kadar efendim? Kalabalık mı? Nasıl? Zaten karavancılık Türkiye'yi diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığımızda henüz emekleme safhasındadır. Evet. Derneğe katılanlarla beraber katılmayan karavancıların da varlığı söz konusudur. Ama genel azlığa orantılı olarak şu anda sanıyorum 50 civarında veya 75 civarında bir üyemiz var. Efendim bir etkinlik yapacaksınız ya da bir kamp yapacaksınız. Evet. Bu hazırlıkları nasıl oluyor?
haberleşmeler nasıl oluyor, yol hareketi nasıl oluyor ve konaklama nasıl oluyor? Bu konuda da bir program yapar mısınız? Tabii ki. Burada karavancıların bireysel gezme şeyleri olduğu gibi dernek faaliyetleri içinde örgütlü olarak gezme, genellikle yaza merhaba veya kışa evet. merhaba gibi dönemlerde planlanıyor. Burada dernek yönetimi yapılacak etkinliği artık zamanımızda gelişen iletişim araçları aracılığıyla evet. internet sayfalarımız var, mesajlaşmalarımız var, çeşitli diğer olanaklarda kullanılarak program bağlı kitlemize ve üye olmayanlara da duyurulmuş oluyor aracılığıyla. Evet. Buraya katılım elbette serbest. Program duyuruluyor. Program gerçekleşmeden evvel eğer işte Sakarya Üniversitesi gibi bir program dahilindeyse bu Sakarya Üniversitesi ile ilgili evet, bahar konuşarak, katılaraktan destek amacıyla evet. oluyor. Bunun dışında başka yerlerde tarihi yerlere geziler, turistik yerlere geziler planlanıyor. Buraya da tabii ki illaki yönetimlerden destek almak, izin almak diye bir durum yok. Gidildik yerlerde, kampinglerde rezervasyonlar yapılıyor. Gidildik insan sayısına, araba sayısına göre. Bu plan dahilinde yola çıkılıyor. Adım adım ve gün programa bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Evet. Teşekkür ederim efendim. Karavan dünyasının, karavan gönüllülerin ya da karavan sevdalılarının en önemli unsuru hanımefendiler. Gülçe Ans hanımefendi, hoş geldiniz efendim programımıza. Günaydın. Günaydın. Efendim bir bayan gözüyle karavanı anlatır mısınız? Şimdi, karavancılığı anlatır mısınız? Tabii karavan yaşamı Erdal Bey'in de söylediği gibi küçük bir ev yaşamı. Kaplumbağa gibi sırtınızda taşıyorsunuz evinizi. Ve bu arada da gezerek bu gezme zevkinizi de tatmin ediyorsunuz. Her an kalkışa hazırsınız. Evet. Rotanız belliyse ne ala, yoksa anlık programlarda yapabilirsiniz. Biz de yol dışında diğer lojistik hizmetleri görüyoruz diyelim. İşte yemek, içmek, gezi içinde işte diğer evle ilgili evet. yapılabilecek ne varsa onları yapıyoruz. Efendim bir karavan yaşamı... Özür dilerim, buyurun. Unutmadan kopilotluk işlevlerimiz de var. Evet, onu da şimdi ben zaten evet. soracaktım efendim. Aynı zamanda aracı da kullanıyorsunuz evet. mutlaka. Kullanmıyorum, ben kullanmıyorum. Evet, ben kullanmıyorum. Ben sadece işte harita okuma, yol izleme, evet. O tür işlemler yapıyorum. Evet efendim, bir hanımefendi olarak bu karavanda yaşamak, kamplar yapmak, evet. Yani diğer bir deyimle evinizden uzaklaşmak, bayağı uzun günlerce. Nasıl etkiliyor sizi efendim? Şimdi bir tatil bu. Bir tatil amacıyla çıkıyorsunuz. Karavanla gitmezseniz, bir otele, bir başka yere de gitseniz o kadar uzak kalacaksınız. Ha, bizimki bazen yaz dönemlerinde özellikle biraz daha uzun oluyor. Onu da yazlığa gitmek gibi düşünelim. Ama çok daha zevkli bir tatil yaşıyorsunuz. Yollarda çeşitli insanlarla karşılaşıyorsunuz, dostluklar kuruyorsunuz. Evet. Bu devam eden, yıllarca devam eden dostluklar da oluyor bu arada. Yani çok etkisi yok benim için. Kendi adıma konuşayım. Tabii yani benim de anladığım kadarıyla bir tatil yerine gitseniz aynı programa katılma mecburiyetiniz var. Ama karavanınız olduğu sürece kendi tabii programınızdan birçok etkinliklere tabii gidebilirsiniz. Yani, rally şeklinde yaptığımız yolculuklar oluyor. Onların tabii programı belli. Başlangıç ve bitiş rotamız belli olduğu için daha programlı hareket etmek zorundayız. Evet. Ama onlarda bile çok ufak tefek esneklikler yapabiliyoruz. Yani, şu da varmış. Rotayı değiştirip yakın bir yerdeki bir yeri görmeye gidebiliyoruz. O tür esnekliklerimiz şimdi de oluyor. Efendim bir kamp sürenizce diyelim ki bir hafta bir yerde kalacaksınız. Fakat siz akşamları şöyle yatağa başınızı koymadan önce, yastığa başınızı koymadan önce hadi yarın sabah falan yere, ertesi gün yarın öbür gün daha başka yere diye böyle programınız oluyor mu efendim? Tabii tabii, yani yakın yerdeki şeylere gidebiliriz veya o anda bir yerde bir kampingdeyiz. Konuşuyoruz akşam, yarın şuraya da gezeriz, toplanıp. Evet. Başka bir yerde konaklamaya gidebiliriz, başka bir yeri görmeye gidebiliriz. Yani karavancılığın zaten en önemli özelliği stabil evet. olmanız gerekmiyor. İlla bir yerde gidip kampingde bir yazlık ev gibi yaşayabileceğiniz gibi her an esnek hareket edebilirsiniz. Bu tür özelliği de var. Güzel olan yanı da belki bu. Evet. Sayın Başkan Erdal Atıkan'a sormak istiyorum.
Efendim. Ben Gülçan'ımın sözüne bir ilave yapayım. Ondan sonra sizin sorunuza geçeyim. Gülçan'ımın demin anlattığın için ufak bir şey daha ilave edeyim. Komşunuzu, apartmandaki da yazlıktaki komşunuzu değiştirme şansınız yok. Ama karavandaysanız, komşunuzu değiştiremiyorsanız yerinizi değiştirebilirsiniz. Evet, bu da çok güzel bir öneri. Evet efendim. Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Sayın Arda Ötüken'e bundan sonraki etkinlikleri soracağım. Efendim şimdi Sakarya Üniversitesi Bahar Şenlikleri içindeki etkinliğin ilk başta söylediğim gibi en güzel alandasınız. Bundan sonraki kampınız ya da projeleriniz nelerdir, nereye gideceksiniz? Şimdi bundan sonraki durağımız kısmet olursa Mayıs ayının sonu Haziran başında geçen sene birincisini gerçekleştirdiğimiz Tarak birinci, bu sene ikincisi olacak. İkinci Taraklı Kamp ve Karavan Festivali'ni gerçekleştirmek olacak. Evet. Zaten buradan çıktıktan sonra bir Taraklı Belediyesi'ni ve Kaymakamını ziyaret edeceğiz. Bu evet. Programla ilgili detayları görüşeceğiz. Akabinde bunu demin bir olayın da bahsettiği gibi işte medyada, kendi web sitelerimizde, forum sayfalarımızda üyelerimize ve üye olan arkadaşlarımı duyuracağız. Büyük bir katılım bekliyoruz. Çünkü çıtayı biraz yükselttik. Geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'da Bursa Nilüfer Belediyesi bir kamp yeri açma projesi vardı. Bunun projesinin tanıtımı ve temel atma töreni için Bursa'daydık. Bursa'daki etkinliklere 52 tane karavan katıldı. Hedefimiz bu sene Taraklı'da bu 52 karavan rekorunu egal etmek ya da kırmak olacak. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Gerek konserleriyle, gerek çevre gezisiyle, gerekse konakladığımız alanın güzelliği itibariyle, manzarası ve doğası itibariyle ikincisini gerçekleştireceğimiz güzel bir etkinlik olacak diye düşünüyoruz. Bunun arkasından da büyük bir ihtimalle çok fazla bir katılım olmasını beklemediğimiz, çünkü biraz daha turistik gezi amaçlı değil de kültür turu amaçlı, evet, bir İç Anadolu gezimiz olacak. Haziran ayı işlerinde Likya Vadisi, Frigya Vadisi'ni, Afyon bölgesini, işte Karaman, Ereğli, Karapınar, Sultanhanı, Konya, o bölgelere bir gezi düzenleyeceğiz. Yaklaşık bir 15 günlük bir gezimiz olacak. O geziye daha ziyade kültür turizmi amaçlı. Evet. Katılmak isteyen arkadaşlarımızla birlikte bir tatil yapacağız. Oradan sonra da artık arkadaşlarımız dağılıp yaz programlarını kendileri bireysel olarak ya yurt içinde ya yurt dışında değerlendirecekler. Evet, Sayın Bürolansa, bir karavan deyip geçmeyelim bir kelimeyle. Sizin karavanınıza bakıyorum, uydu anteniniz var. Arkada bisikletiniz var. Hatta Sayın Erdal Bey'den duyduk, motosiklet de gidiyormuş. Evet. Bu konuda da bir görüşlerinizi alayım. Evet, şimdi tabii gördüğümüz karavanlar moto karavan olarak görülüyor. Karavanı park ettiğiniz zaman bazen yakın yerlere veya çevre gezisine de karavanı hareket ettirme ihtiyacı olmayabilir. Evet. Sabit kalabilir 2 gün, 3 gün. Gittiğiniz yerlerde şehir içlerinde özellikle park etme imkanı zorlukları olduğundan evet, çevreye, ulaşım yakın yerlere motosiklet, bisikletle gidebilirsiniz. Aynı zamanda bisikletle spor yapabilirsiniz. Spor da yapabilirsiniz. Evet. Bir başka etkinlik alanı olarak görebilirsiniz konuyu. Tabii karavancılık derken sırf böyle moto karavanları da görmüyoruz. İşte demin başından beri röportajın görüş belirttiğimiz gibi çekme karavan var. Ama evet, bir de karavanların daha başka modelleri de var. Evet. Pikabın üstüne bindirilmiş olabilir bir moto karavan, ona Amerikan tarzı bir sürü şeyleri var. Hobi araçların içine girebildiği karavanlar var. Bu tabii karavanı biraz daha büyütmek gerekecektir. Birçok modeli vardır. Ekonomik olarak tatil imkanlarınıza olanak sağlayacak pek çok çeşitli ve gezi türünüze aynı şekilde hizmet edecek pek çok araç veya karavan türü vardır. Evet, bizimki efendim, bunlardan daha evet, küçük boy değil de orta boy spor modeli ve Alcoven modeli var. Bunlardan bir tanesi. Evet efendim, baştaki konuşmamızda Türkiye ve Avrupa'da karavancılıkla ilgili çok ufak bir konuya değinmiştin ama ben şimdi size bu konuyu açmanızı istiyorum. Karavancılık şu anda Türkiye'de Avrupa'ya oranla nasıl efendim? Avrupa'ya oranla sözün başında belirttim, biraz emekleme dönemindeyiz. Evet. Çünkü bununla ilgili istatistiki kayıtlar pek fazla yok. Standartlar gelişme aşamasında. Bunlar Avrupa Birliği'ne üyelikle beraber oradan almış olduğumuz yasa, yönetmelik ve lerle evet, gelişme aşamasında. Bundan aşağı yukarı 4 sene önce kadar Almanya'da 1 milyon motorlu karavanın kayıtlı olduğu bilgisi vardı. Evet.
Avrupa'daki Kamp Karavan Federasyonu tarafından kayıtlar da vardı. Şimdi tabii Türkiye'ye baktığımızda bunların sayısı biz karşılaştırılmayacak kadar az. Ancak sevindirici yanı imalatçıların çok çoğalmaya başlaması, karavan sahibi olma isteklerin artık gerçekleştiğini görüyoruz pek çok tanıdıkta. Talepler artmakta. Demin Erdal Bey'in de biraz söylediği gibi etkinliklere katılan karavan sayısı da bunun bir göstergesi. Bu sevindirici yan karavancılık açısından. Yani gittikçe gelişiyor. Evet. Efendim, hanımefendi, çamaşır, bulaşık gibi ihtiyaçlarınız nasıl karşılanıyor? Ne yapıyorsunuz? Şimdi makine mi var arabada? Makine yok. Evet. Şöyle bir ayrım yapayım. Bir kampingde kalıyorsanız zaten oranın mutfakla ilgili bölümü var. Yemek pişirebileceğiniz, bulaşığınızı yıkayabileceğiniz. Evet. Çamaşır makinesi olan, otomatik çamaşır makinesi olan kampingler var. Oralarda kullanıma açık. Herkes duşlar var, duş banyo bölümleri var, tuvalet evet. bölümleri var. Oralardan faydalanabiliyorsunuz. Ama buradaki gibi diyelim açık bir arazide kalmışsınız da karavanın içinde zaten ufak da olsa bir mutfak, banyo, tuvalet bölümümüz var karavanın büyüklüğüne göre. İhtiyaçlarınızı orada giderebiliyorsunuz, yemeğinizi yapabiliyorsunuz. Çamaşır makinemiz yok ama onunla ilgili ufak bir anımız var. Bu çok eski böyle küçük çamaşır makineleri vardı bir zaman. Şimdi markasını hatırlamıyorum. Evet. Böyle kollu. Kollu çevirebiliyorsunuz. Evet, falan. Öyle bir plastik bir şeyimiz var çok ihtiyaç anında. Öyle tabii. bir şey de kullanabiliriz. Yani zaten anladığım kadarıyla ihtiyaç kendisini ortaya çıkarınca tabii. onun gereci de aracı da alınabiliyor tabii, efendim. Tabii yani öyle çıkarken yola yolunuzun uzunluğuna göre, tatil sürenize göre zaten alıyorsunuz giyiminizi, kuşamınızı. Ama çok bir ihtiyaç anında bir yerlerden yardım da alabilirsiniz. Elinizde de yıkayabilirsiniz. Yani geçici çözümler evet. bulunabilir. Yani bu artık bugünkü yaşam durumunda her şey imkanlı var. Değil mi efendim? Tabii tabii. Sayın Başkanım, son mesajlarınızı alayım. Karavan hakkında, karavan dünyası hakkında karavancılara, herkese bir mesaj verin efendim. Şimdi ben son mesajımı bürokrasiye vermek istiyorum. Demin Birol Bey'in bahsettiğini ben biraz daha günceleyerek söyleyeyim. Şu anda Avrupa'da motokaravan ve çekme karavan sayısı 6 milyon. Türkiye'deki sayı ise yaklaşık 2-3 bin tane civarında. Emekleme döneminde bile belki değiliz. Yani neredeyse yüzdeye bile girmiyor efendim. Girmez yani bol sıfırlı bir yüzdeye girer. Evet. Şimdi bunun geliştirilmesi için Türkiye'deki karavan üretiminin artması bu büyük farkı kapatmaz olarak kolay. Dolayısıyla Turizm Bakanlığı ile ilgili görüşmeler yaptık. Turizm Bakanlığı halen karavan turizmini alternatif turizm dalı olarak kabul etmedi. Bununla ilgili yaptığımız görüşmelerde bunların kabul edeceklerini, web sitelerinde bunu yayınlayacaklarını söylediler ama bugüne kadar hala bununla ilgili bir faaliyet gerçekleştirilemedi. Yurt dışından gelen karavancılarla ilgili büyük sıkıntı var. Çünkü 70'li yıllarda, 80'li yıllarda Türkiye'deki karavan sayısı çok daha fazlaydı. Çünkü Yugoslavya Savaşı çıkmadığı için Avrupa'daki karavancılar çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye gelebiliyorlardı ve çok daha fazla sayıda karavan vardı. Hatta Birol Bey de hatırlar, İstanbul'daki derneğimizin üye sayısı 300'ün üzerindeydi o zaman. Evet. Şu anda 50-75'lerden bahsediyoruz. O zaman 300'ün üzerindeydi. Daha fazla karavan vardı. Çünkü Türkiye'de karavan sektörü desteklenmediği için öncelikle ÖTV ile bizi mahvettiler. Daha önce %10 ÖTV ile karavan yapıyorduk. Şu anda ÖTV'miz %130. Evet. Bir araç alırsanız yani neredeyse 2,5 araç parasına mal oluyor. Dolayısıyla yeni karavan yapımı engelleniyor. İkincisi kamplar, karavanlar olmadığı için kamplar giderek kapanıyor. Kamp evet. sayısı azalmakta ve işte otele, tatil köyüne dönüşmeye başladı. Üçüncüsü, yurt dışından gelecek olan karavancılara devlet hiçbir destek sağlamadığı gibi birçok engeller de çıkartmakta. Örneğin yatçılar Türkiye'ye geldiği zaman 2 sene kalabilmek derler ama bir karavancı Türkiye'ye gelirse maksimum 180 gün kalabilmekte. Bununla ilgili bir yönetmelik kanun çıktı. Yönetmenin çıkartılması gerekiyor. Turizm Bakanlığı'ndaki yetkili arkadaşlarımızla görüştük. Bu yönetmeliği çıkaracaklarını söylediler ama şu ana kadar henüz daha çıkmadı bu yönetmelik. Evet. Bir başka konu, yurt dışından gelen karavancılar yaklaşık 2000-3000 km yol yapmak zorundalar. Bu yolu kısaltmak için İtalya-Türkiye arasında feribot seferinin olması lazım. Evet. Maalesef artık devletimiz elinde gemi kalmadı. Özel sektörde bu konuya hiç sıcak bakmadığı için bu hattaki gemiler Yunan gemileri. Yunan gemileri de artık bilemiyorum belki politik sebepli olabilir.
Türkiye Çeşme'ye olan feribot seferlerini kestiler. Yani artık Avrupalı karavancıların Türkiye getirdikleri o camping on board dediğimiz rahat bir seyir imkanı sağlayan gemileri kaldırdılar. Başka gemide olmadığı için ya insanlar uzun yolu göze alıp 2000-3000 km yol yapacaklar ya da gelmeyecekler. Çünkü özellikle Yugoslavya Savaşı'ndan sonra Adriyatik sahillerinin turizm açılması o bölgeyi Avrupalıların karavan turizmi cenneti haline getirdi. Yüzlerce binlerce kamping alanı var. 5-6 bin tane karavanın kaldığı kamping alanında randevusuz yer bulamıyorsunuz. Her geçen 2 ya da 3 araçtan bir tanesi mutlaka karavan. Ve orası artık karavanları kaldıramaz hale geldi. Devlet politik olarak buraya el atacak olsa oradan Türkiye yaklaşık 800 bin kilometre. Yunanistan'da birçok otoban şeklinde. O karavancılar Türkiye'ye çekebilirse ancak Türkiye'deki karavan sektörü canlanır. Evet. Yoksa Türkiye'deki üretimle, bu vergi yüküyle Türkiye'deki karavan sayısının artmasını beklemiyorum. Avrupa'daki karavancıları Türkiye'ye çekmemiz lazım. Çok basit bir örnek. 6 milyon karavanın %1'ini çekseniz evet. 60 bin tane karavan yapar. %1/1000'ini çekseniz 6 bin tane karavan yapar. 6 bin karavan demek şu anda Türkiye'deki karavan sayısının bence en az 2-3 katıdır. Evet, çok enteresan bir tespit. Yani o yüzden artık devletin, devlet özellikle Turizm Bakanlığı'nın, belediyelerin bu konuyu el atması lazım. İstanbul'umuzun içindeki iki tane kampingi maalesef belediyelerimiz kapattı. İstanbul kültür başkenti olduğu zaman gelen karavancılar sefil oldular. Sağda solda kalmak zorunda kaldılar. Otoparklarda çöplük içinde kalmak zorunda kaldılar. Artık yabancı tur operatörleri Türkiye gezi yaptığı zaman İstanbul'u programlarına almıyorlar. Çanakkale üzerinden direkt Edirne'ye, Ege sahillerine geçiyorlar. Bu çok acı verici bir şey. Biz bundan üzüntü duyuyoruz. Gelen işte bu işi bilmeden gelen bazı yabancı karavancılar da işte Ahırkapı Feneri'nde, Yeni Kapı'da, otoparklarda, barklarda, kenarlarda kalmak zorunda kalıyorlar diyeyim. Bir daha da kalacaklarını zannetmiyorum. Yani gelen bir daha gelmiyor.